Kuyudaki soruların takoslayın. Aslında birincisi de. Bana bir iki sonra takoslayın. Bunların kaysa barı katta boladı. Bunun için biz kuyudaki paketten faydalanalımız. Y barobar sinus x funksiyası. Pi taksım minus pi taksım 2 pi taksım 2 oralığı da ösüşü. Şundan faydalanalımız. Bu da yani, eğer bu aralıktan ihtiyarı x1, x2 sorularını alsak, bu halde sinüs x1 küçük, sinüs x2 densizlikler başarılardı. Densizlik başarılardı. Bana bundan faydalanalımız. Demek şu aralıktan ihtiyarı x1, x2 sorularını alsak, bana bir densizliğin kanatlatır için. Bu halde bana bir densizlik başarılardı. Şundan faydalanalımız. Şundan faydalanıp biz bunların takaslayabiliriz. Birincisi de başlayabiliriz. Bir arada pi taksım 9 bin, 4 pi taksım 9. Yani x1, x2. Bunları körelik şey, bana şu aralıkta tekeşli mi yok ki yok mu? Burada şu aralıkta tekeşli. Minus pi taksım 2'den katta pi taksım 9. Bundan bu küçük 4 pi taksım 9'dan. Bu ise öz nabatı da pi taksım 2'den küçük. Çünkü 2'nin 4'ü köpertirsek 8 pi, 9'un bu köpertirsek 9 pi. Bunu 9 pi katta. Demek bana bu tensilde uğurluyup oladı. Demek bana bu x1, bunası x2 buraya attı. Tensilliği başarılı geldiği için bana bu tensilliği başarılı. Demek bunlar arasında kuyudaki tensilliği başarılırken. Birinci son, ikincisi de küçükken. Demek bunlar arasında bana bu tensilliği başarılırken. İkincisi götürümüz. 8 pi taksım 7, bunası da pi taksım 7. Bir yana tek şıramız. Bu sonlar bana şu aralıkta tekiş değil mi ya ki yok mu? Sakiz pi taksım 7 bu aralıkta tekiş değil mi? Çünkü bu pi'den katta. Demek ki pi taksım 7 bu aralıkta tekiş değil. Yakşı. Demek bana bunu biz nasıl bu aralıkta keltiramız. Kan da keltiramız. Keltiriş formüllerden faydalanıp keltiramız. İkincisi demek. Sinüs 8 pi taksım 7. Bunu biz sinüs pi koşu pi taksım 7 diye yazarız. Keltiriş formülüne göre bu minus sinüs pi taksım 7 getireyim. O minusun sinüsün içine kiratışımız mümkün. Bana bunu yakalıp. Sinüs minus pi taksım 7. Bana bunu yazarız. Ana yanda bu iki de sonuna takaslaştığında biz bana bu sinüs pi taksım 7 ve sinüs minus pi taksım 7'nin takaslaşı getirdik. Eğer bana bunu x1 desek, pi taksım 7, x2 olurdu. Bunlar arasında kuyudaki tensizlik oluyor. Minus pi taksım 2'den katta minus pi taksım 7, küçük pi taksım 7, küçük pi taksım 2. Bana bu tensizlikler başarılardı. Demek bunların sinüsleri bu işe ham şu tensizliği başarılırken. Demek sinüs minus pi taksım 7 küçük sinüs pi taksım 7. 7. Bana bu tensizliği başarılırdı. Bana sinüs minus pi taksım 7 küçük sinüs pi taksım 7. Bu ise 8. Sinüs 8 pi taksım 7 getirin. Demek bunlar arasında kuyudaki tensizliği başarılırdı. Hatta ki bir yerden görüntü durup da sinüs minus pi taksım 7 bu manfi son eken. Sinüs pi taksım 7 müsbat son. Bu tensizlik başarılardı. Cevap bana bu tensizlik başarılardı. Ne var teki misal götürmemiz? O bir daha ham 3 bütün 7 pi. Bu pi'den katta. Ve bu aralıkta tekişliği emez. Bu aralıkta kilitiramız. Getiriş formüllerden faydalanalımız. Sinüs, demek üçüncü misal. 3 bütün 10'dan 7 pi. Bunu biz kuyuda geçiyor yazışımız mümkün. Sinüs 3 bütün 10'dan 7 pi minus 4 pi diye yazışımız mümkün. 4 pi sinüsün devre şunun için diye yazışımız mümkün. Bu teyin. Sinüs ve bundan ayrı degen bolsak minus nur bütün 10'dan 3 pi'nin hasıl kılalımız. Bu ise minusunu
Taşkarı çıkaradigan bolsak, minus sinus 0,3 pi'ye teng. Endi taqqoslaymiz, bunlar ikkalasi bir-biriga teng ekan. Mana shunday qilib, bu yerda tenglik bajarilar ekan. Bular o'zaro teng. Hop, keyingi misol, 4-chi misolga o'tamiz. Sinus 1 va sinus 3. Hop, 1 bu aralıkka tegishli. Manfi bu 1 musbat. Shuning uchun minus pi taqsim 2 dan katta bo'ladi. Bu o'z navbatida pi taqsim 2 dan kichik. Pi taqsim 2 bu 1.5 dan katta son. Chunki pi 3 dan katta son. Bu tengsizlik bajariladi, o'rinli. Lekin 3 pi taqsim 2 dan katta. Dastlab sinus 3 ni keltirish formulalarini qo'llab argumentini mana shu oraliqqa keltiramiz. Mana bu oraliqda. Buning uchun sinus 3 teng sinus pi minus 3 deb yozishimiz mumkin. Mana keltirish formulasidan foydalandik. Yani pi minus 3 ni ko'ramiz. Pi minus 3 shu oraliqqa tegishlimi? Pi minus 3 musbat. Musbat bo'lganligi uchun minus pi taqsim 2 dan katta. Pi minus 3 pi taqsim 2 dan kichikmi? Hop, 2 ga ko'paytiraylik. İkili tamamını 2 ile kapatıp araydık. Bu halde bu pi taksim 2'den küçük. Hatta ki 1'den ham küçük olurken. Bu 1'den ham küçük olurdu. Pi minus 3 küçük 1'den. 1 ise pi taksim 2'den küçük. Bana bunu da tensizlik oralık olurdu. Minus pi taksim 2. Bu kısmı çınarlı. Çünkü bu musibat, mafis ondan katta. 1 pi taqsim 2 dan kichik. Bu tengsizlik ham tushunarli. Nima uchun mana bu tengsizlik bajariladi? Uchni o'ng tomonga o'tkazadigan bo'lsak, pi kichik 4 dan tengsizlikni hosil qilamiz. Bu o'rinli, chunki pi taxminan 3,14, 15 mana bunga teng. Demak, tengsizlik bajariladi. Demak, mana bu tengsizliklar bajarilar ekan. Mana bu tengsizlikdan biz sinus pi minus 3 kichik sinus 1 ekanini hosil qilamiz. Demek sinus 3 kichik ekan sinus 1 dan. Ya bir yerda tengsizlik mana bu tomonga bajarilarkan.